Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Cümlede Anlam ünitesinin 9. dersiyle karşınızdayım. Bu dersimiz son ders. Cümlede Anlam ünitesiyle ilgili ve derleyip toparlayıp özellikle e, üzerinde durduğumuz başlıkların dışında sıkça yine cümlelerde geçen, sorularda geçen ama e, aslında basit başlıklar olan başlıklara değineceğiz burada. Benim arkadaşlar burada özellikle üzerinde durmak istediğim kanıksama başlığı var kanıksama ile ilgili örnekleri mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum çok karışıyor bu alışma demek aslında bunu örneklerle izah edeceğim bu çalışmanın içerisinde arkadaşlar evet hemen başlayabiliriz burada seri örnekler vereceğiz tanım cümleleri bir şey nedir sorusuna şudur şeklinde kesin bir dille yargı ile cevap veren cümlelerdir kişinin kendini başkasının yerine koymasına empati denir diyor. Empati nedir sorusunun cevabı burada var. Askerlik Türk milletinin her ferdinin ilk mesleğidir. Askerlik nedir sorusunun cevabı bu cümlede var. Hangisi tanım cümlesidir derse bu niteliğe sahip cümlelere dikkat etmeliyiz. Evet eleştiri ve öz eleştiri cümleleri. Eleştiri tenkit demek. Diğer anlamı da bu biliyorsunuz. Bu kadar önemli bir ödevi çok baştan savunma yapmışsın derken bir eleştiri tenkit söz konusudur. Filmde Argo filmin kurgusuna gölge düşürmüş diyor. Yine olumsuz bir eleştiri söz konusu. Olumlu da olabilir eleştiri biliyorsunuz. Beni uyaranları dinlemediğimden bu hallere düştüm. Kişinin kendisini eleştirmesi de öz eleştiri örneğidir. Evet bu alışkanlığı küçük yaşlarda edinmiş olmalı bir olasılık. Olasılığın diğer adı tahmin arkadaşlar. Hava yağışlı olursa uçuşlar ertelenebilir. Yine bir tahmin olasılık örneği. Bu da kolay ve sıkça sorulan bir başlık. Evet varsayım cümleleri. Gerçekte olmamış, henüz gerçekleşmemiş bir şeyin bir an için olduğunu gerçekleştiğini varsaymaktır. Diyelim ki bu uçağa yetişemedim. Ya böyle bir şey olmadı ama diyor bir an için böyle kabul edelim diyor varsayım cümlesi. Tut ki karnım acıktı anneme küstüm. Sezen Aksu'nun çok güzel parçası biliyorsunuz. Tut ki karnım acıktı anneme küstüm. Tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok anlıyor musun diye devam eden arkadaşlar yine bir varsayım cümlesidir. Evet ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Arkadaşlar karşıt durum çok önemli. Ben burada şunu söyleyeyim size. Karşıt durum demek bir cümlede karşıt sözcüklerin yer alması demek değil. Karşıt sözcükler yer almadan da karşıt durum olabilir. Şimdi ağlamak ve gülmek burada var. Karşıt durum oluşturmuştur. Peki ikinci örneğe dikkat edin. İşkence ettikçe bana gülerdi. Benim sadık yarim kadar topraktır. Aşık Veysel'in toprak şiirinden alınmış bir mısra. Var. Şimdi bakın ben şunu söyleyeceğim. Dikkatle dinleyin lütfen. Bu cümlede Karşıt sözcük yok. Ama karşıt durum var. İki açıdan ele alalım. Birincisi gerçek anlamı olsun. İşkence ediliyorsa birine gülmesi beklenmez. Bir defa işkence edilmiştir ama o gülmüştür. Karşıt durum ortaya çıkmıştır. Bu bir. İkincisi Aşık Veysel bu şiirinde aslında şunu söylüyor. Ben toprağı kazardım o bana mahsul verdi. Ben ona işkence ederdim o bana mahsul verirdi. Ürün verirdi diyor. İsterseniz bu anlamda da alalım. Eğer ben toprağa işkence ediyorsam bana ürün vermesini beklemem. Tam tersine vermemesini beklerim hangi açıdan alır, alırsanız alın yine karşıt durum. Bakın bir şey söyleyeceğim. Karşıt durumla ilgili en güzel örnek bu örnek. Bu toprak şiirinde geçen bu parça karşıt durumu öğrencilerin anlaması için en bariz örnektir. Lütfen bunu unutmayın. Bakın karşıt sözcük yok ama karşıt durum var burada. Peki hatta bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Bazı cümlelerde karşıt sözcük vardır ama karşıt durum yoktur. Mesela hemen söylüyorum. Aşağı yukarı 3 yıldır Samsun'dayım desem Arkadaşlar aşağı yukarı sözcükleri karşıt sözcüklerdir ama burada ikileme olarak kullanılmıştır. Karşıt bir durum kesinlikle yoktur. Evet, karşılaştırma örneklerine geldik. Ali Ahmet'ten daha çalışkandır cümlesinde birini diğerine kıyas ediyor. Karşılaştırma cümlesi açık bir cümle. Bu semt şehrin en beğenilen yeridir. Başka beğenilen yerleri de var ama en beğenilen yeri burası diyor. Yine bir kıyas söz konusu. Evet, özgünlük ne demek? E kendi kategorisinde olanlardan farklı olmak demek. O anlatımıyla sıra dışı olmayı bilmiştir. Yani başkalarından farklı olmuştur diyor. Zaten sıra dışı sözcüğü bunu veriyor bize. Şiirlerinde başka şairlerin izini göremezsiniz diyor. Yani kendine has bir yol çizmiştir diyor. Yine özgünlüğü vermiştir burada bize. Evet, evrensellik ve ulusallık arkadaşlar yine sorularda sıkça geçen iki kavram. Mevlana ülkesinin sınırlarını aşmış bir şahsiyettir de evrensellik söz konusu. Onun eserlerinde bütün insanlığın nefesini duyarız da yine evrensellik söz konusu. Yazılarında yaşadığı toprağın rengini bulabilirsiniz de ise ulusallık söz konusu. Yani kendi toprağının insanını anlatıyor diyor. Dolayısıyla bu da ulusallık örneği olarak verilebilir. Evet tasarı yani planlama cümleleri arkadaşlar. Buna bakalım şimdi. Okul olarak bir dergi çıkarmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Yani tasarlıyoruz. Bir tasarı cümlesi. Kitabıma her konuyla ilgili 10 soru koyacağım. Henüz yapmadım diyor. Yapmayı planlıyorum diyor arkadaşlar. Pekala. Öneri yani tavsiye cümleleri. Kitapta bilinmeyen sözcüklerin anlamını verebilirsiniz diyor. Bir tavsiyedir. Okurken önemli gördüğünüz yerlerin altını çizin diyor. Yine bir tavsiye cümlesidir yani öneri cümlesidir. Ön yargı nedir arkadaşlar? Henüz gerçekleşmemiş bir olay üzerine kesin bir yargıda bulunmaktır. Size verdiği sözü tutmayacak görürsünüz. Henüz sözün tutulma zamanı gelmemiştir ve tutulup tutulmayacağı belli değildir. Buna dikkat edelim. Henüz gerçekleşmemiş bir şey olması lazım. O bu konuda da üzerine düşeni yapmaz diyor. Yapıp yapmayacağı belli değil. Yapılacağı zaman zaten henüz gelmemiştir. Dolayısıyla ama buna rağmen diyor ki kesinlikle yapmayacak diyor. Önceden bir yargıda bulunuyor. Peki yakınma yani şikayet etme cümleleri yayın evine gelen kitaplarda çok fazla yazım hatası var. Bundan bir şikayet söz konusudur. Yabancı sözcüklerin olduğu kitaplar okuma isteğini azaltıyor diyor. Yine bir şikayet söz konusudur. Yabancı sözcüklerin sıkça kullanıldığı kitaplardan. Evet geldik çıkarıma. Kitap fuarlarına olan ilginin artması ülkemizde kitap okuma oranının arttığını gösteriyor. Arkadaşlar çıkarım cümleleri öğrenciler tarafından en fazla sorulan sorulardan birisi. Ne demek hocam bu diye. Şimdi bir şeyden hareketle başka bir sonuca varmaktır çıkarım. Bakın bir daha söylüyorum. Bir şeyden hareket ederek başka bir sonuca varma kitap fuarlarına olan ilginin artmasından hareket ediyor ve diyor ki demek ki diyor ülkemizde kitap okuma oranı arttı diyor. Bak asayiş olaylarındaki artış ülkemizde okuma oranlarının azaldığının göstergesidir. Asayiş oranlarındaki yani suç oranlarındaki artıştan hareket ediyor ve vardığı sonuç ne arkadaşlar? Okuma oranı ülkemizde demek ki azaldı diyor. Yani suç oranlarının artışından hareket ediyor. Okuma oranı azalmıştır diyor. Bu bir çıkar. Evet arkadaşlar ben kanıksama başlığını önemsiyorum. Öğrencilerimizin çoğu bunun ne demek olduğunu bilmiyor bakın. Onu söyleyeyim size. Kanıksama alışma demektir. Mesela hiç sigara içmeyen birisi sigara içenlerin bulunduğu bir odaya girdiğinde inanılmaz derecede rahatsız olur. Ama bir süre sonra oradaki ortama alışması bir kanıksamadır. Bakın örneklerimize dikkat edin. Eve geldiğimizde bizi rahatsız eden sesi bir süre sonra duymaz olmuştuk. Ses kesilmişti değil. Bakın dikkat edin ama biz artık duymuyorduk. Yani alıştık, kanıksadık yani. Odadaki canlı renkleri değiştirecektim ama artık alıştım. Artık diyor beni rahatsız etmiyor diyor. Evet arkadaşlar cümlede anlam ünitesini tek bir video ile size anlatmıştık. Sonrasında bunları parça parça yayınlayacağımızı da söylemiştik. Birbiriyle ilgili olan başlıkları kümeler haline getirip parça parça yayınlayacağımızı söylemiştik. Arkadaşlar bunu da yaptık. 9 derste yaptık bunu. Devam edecek videolarımız. Ben burada şunu özellikle söylemek istiyorum. Kanalımızdaki bütün videoları, 5 ay önce yayınladığımız bütün videoları sizlerin tavsiyeleri doğrultusunda yeni bir notla, 28 puntoda hazırlanmış, büyük büyük yazılmış notlarla, yeni bir ses alt yapısıyla, mikrofonları falan yeniledik. Biraz daha profesyonel mikrofon aldık arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yeni bir ses altyapısıyla tümünü yeniden çekeceğiz. Yeni çektiğimiz videoyu koyduğumuzda eski videomuzu kaldıracağız. Bunu söylemek istiyorum. Yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olun. Hepinize başarılar diliyorum gençler.